Abi çek 9 Çok sırf önce YouTube'un en büyük çorfa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Paraf Z takımı okula destek kampımızın bugün geldik artık 7. gününe. Bugün haritalarda yükselti ve yer şekillerinin gösterilmesini anlatacağım size. Tabi tişörtüm değiştik biraz da ben de biraz değiştim. Diyarbakır gezisine çıkmıştık en son. Diyarbakır gezisini biraz hızlı bitirmek zorunda kaldım. Biraz 2-3 gün erken bitirdim. Sırf burada yazılılarınız var diye. Hemen şu konuyu atayım. Sonra genel tekrar video satacağım. Sonra da yazılı hazırlık atacağım. Sonra da yeni şehre gideceğim. Bu video için biraz geç kaldıysam kusura bakmayın ama merak etmeyin. Hakkını vereceğim bu videonun. İzohipsler kısmı burada. Çok zorlanıyorsunuz ama hiç zorlanmayacaksınız merak etmeyin. Çok güzel bir şekilde 3 boyutlu bir şekilde göstereceğim size. Ben şöyle kalemimi aldım hazırım. Sen şurada beğen tuşuna basıp abone olarak azlandıysan O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha asla unutma. Gelin şu derse para Evet gün 7'deyiz. Şöyle e, pdf'i zeduva.com sitesinden indirebilirsiniz gençler aynı bu şekilde renkli tamamıyla orijinal bir şekilde indirebilirsiniz pdf. Şimdi bugün konumuza bakar mısınız? Haritalarda yükselti ve yer şekillerinin gösterilmesi. Normalde haritada biz birçok şeyi gösteriyoruz değil mi? Hani bundan önceki konularda gördük. Noktalama, sembol yapıyorduk, akış yapıyorduk. Haritalarda birçok şeyi gösteriyorduk. Ama gençler haritalarda yükselti ve yer şeklini göstermek biraz sıkıntı oluyor. Düşünsenize şimdi. Yükseltiyi nasıl göstereceğim ben haritada? Ya da burada ova var, şurada delta var. Nasıl göstereceğim? Falez var göstermekte sorun yaşıyoruz. İşte bu sorunları yaşamamak için bazı yöntemler var. Diyoruz ki o zaman biz ha demek ki akışla göstermek sıkıntı. İşte sembolle göstermek olmuyor. Bunun için bazı yöntemlerimiz var bizim. Renklendirme yöntemi eş yükselti yani izoifs dediğimiz yöntem en çok bunda zorlanıyorsunuz merak etmeyin. Ve kabartma yöntemi. Bu yöntemler sayesinde haritaları biz yükselti ve şekilleri gösterebiliyoruz haritalar. Peki nasıl göster? Mesela birincisi renklendirme yöntemi. Bazı haritaları görmüşsünüzdür şu şekilde mesela görmüşsünüzdür. Bu haritalarda bazı renkler var. Bu renkler öylesine mi yapılmış? Ya da her zaman başka renklere mi boyanıyor bu haritalar? Hayır. Aslında bu haritaların bir anlamı var. Bu renklerin bir anlamı var. Bu harita bir fiziki harita değil mi? Burada gösterilen her rengin bir anlamı var. İşte bunun sayesinde biz yükseltiyi gösterebiliyoruz haritada. Bunlar aslında bize bu renkler yükseltiyi gösteriyor. Bak bu renkler yer şekillerini göstermiyor. Ben bu haritaya baktığımda burada ova vardır. Plato demem doğru değil. Ama bunlar bize yükselti kademelerini gösteriyor. Nasıl yani hocam yükseltik kademelerini gösteriyor? Bakın burada görüyor musunuz? Şuralarda metreler var ve bu metrelerin 200 ile 500 metre arası yeşilmiş gibi. Metrelerin hangi rengi boyanacağı. Var. Bu bütün haritalarda böyle. Bunu herkes böyle kabul ediyor. Yani sen bir haritaya gittiğinde şu kahverengiyi, koyu kahverengiyi gördüğünde ha burası 2000 ve üzerinde diyorsun. Tamam? Şimdi bu renkleri bilmen lazım senin ama burada çok ayrıntılı göstermiş bu renkleri. İlk önce sana kabaca halini göstereceğim. Hiç ezberlemene gerek yok bakın yastık yazıyorsun yastık gördün mü yastık yeşil sarı, turuncu, kahverengi. Şimdi bunları böyle yazdım. Yastık yazdım. Şöyle biraz daha büyüteyim. Tamam. Heh, şöyle. Ha. Bunu yastık yazdım. Bunların bir de metrelerini yazacağım şimdi. şimdi. Yastık sıfırla şöyle yazalım. Sıfır, 500 arasında. Demek ki sıfırla 500 arası yeşilmiş. Bak kodlaması bu. Yastık yazdın. Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Sonra sıfırdan başladın. Sıfır, 500. Sarı, 500, bin. Turuncu, 1000, bin. 1500. Bin kahverengi, 1500 artı. Gördük mü? Bakın ne yaptım? Bu kademeleri ezberlemedim yastık yazdım. Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi 500 500 arttırdım. 0 500, 500 bin, 1000, 1000 1500, 1500'ün üstü. Tamam? Bak bu kadar basit aslında. Demek ki ben yeşil gördüğümde bir yerde ha diyorum burası 0 ile 500 metre arası. Kahverengi gördüğümde bir yerde ha burası 1500'ün üstünde. Sana soru sorulduğunda hemen bu yastığı yazarsın kenarına ona göre renklerini belirlersin. Ama bakın bu renklerin biraz daha ayrıntısı çıkabiliyor karşımıza. Mesela biz 0 ile 500 arasına yeşil demiştik değil mi? Yeşil mi? Yeşil. Ama bu bunu ikiye bölebiliyor. Koyu yeşil, açık yeşil. Koyu yeşil bakın denizin hemen kenarından koyu yeşil başlıyor. Sonra saraya gidecek ya. Sonra açılacak. Şunu karıştırabilirsin. İlk önce açık yeşil miydi, koyu yeşil miydi? Şöyle yap. Denizin kenarından çıkacağım şimdi. Koyuyla başlamam lazım. Çünkü saraya gideceğim. Hani sarı, kahverengi, turuncuya gideceğim ya. Yavaş yavaş açılmam lazım. O zaman koyu yeşil, açık yeşil. Ondan sonra sarı geliyor. Tamam. Bakın 0, 200. Burada da 200'er böleceğim bunu. 0 ile 200 er arası ha koyu yeşilmiş. Bu yeşili 0500 yazdın. İlla ikiye böleceksen açık yeşil koyu yeşil diye 0200 koyu. 2500 200, de açık yeşil olmuş oldu. Bakın sarı dediğimiz gibi. Turuncu dediğimiz gibi. 1500'ün üstüne ne demiştik biz? Kahverengi demiştik. Bunu da bakın bölüyor. Bunu da ikiye bölüyor. İlk önce açıkla başlıyor. Sonra koyu. Çok yüksek yerlere koyuyu koyuyor. Demek ki 1500-2000 arasına açık yerleştireceksin. 1500-2000'in üstü de artık tamamen koyu kahverengi olmuş oldu. Bunlar kara kısmındaki yükseltileri oluşturuyor. Ve bunlar bize yükseklikleri ifade ediyor. Diğer kısma geldim. Denizde de yine böyle. Denizde de bu sefer mavi derinlere gidildikçe koyu olması lazım değil mi? Derinler. Demek ki kıyının ilk kıyıdaki kısmı açık. Bakın 0, 200, 200 bin. Çok önemli değil burası. Burası çok önemli değil. Bakın eksi 2000. Yani şunu bilmen lazım burada sadece. Kıyısı, kıyı kesimi açık maviden derine gidildikçe derin nasıl olur? Derin açık mavi olur mu? Koyu mavi olur değil mi? Mesela kahverengi, koyu kahverengi demek ki çok yüksek bir yer burası diyeceksin. Bu şekilde bunu bilmen yeterli senin için. Anlaştık mı? Bunlar genelde fiziki haritalarda yükseltiyi göstermek için kullanılıyor. Demek ki buradaki renklerle gösterdiğinde, renklendirme yöntemini kullandığında sadece ne yorumu yapıyorsun? Yükselti yorumu yaptım. Yüksektir, deniz seviyesindedir, 500 metredir, 2000 metrenin üstündedir. Tamam? Böyle diyeceksin. Geldik buraya. Ha şuradaki not çok önemli bak. Eğer bu renkler kısa mesafede hızlıca değişiyorsa, mesela kısa mesafe yani böyle çok fazla yürümüyorsunuz. Yatayda çok fazla yürümüyorsunuz. Kısa mesafede bir anda renk değişimi yaşanıyor. Demek ki burası çok yüksek bir yer. Denizin gerisinden hemen kısa mesafede sarı, yeşil, turuncu görüyorsan hemen o burası hızlı yükseliyor demek. ki. Eğim burada çok fazla. Ama böyle çok uzun mesafeler gidiyorsunuz. Hep aynı yükselti varsa hmm, burada eğim az diyorsun. Tamam? Bunlar bizim renklendirme yöntemimizdi. Şimdi gelelim eş yükselti eğrileri. Yani izohips yöntemimizi İzops yöntemini ben şimdi size burada böyle anlatmayacağım. İzops yöntemiyle alakalı bu işe ilk başladığımda çok güzel bir program öğrenmiştim SketchUp diye. Bu gördüğünüz çizgilerin hepsini 3 boyutlu videolaştırmıştım. Sonra bu videodan video çekmiştim bu uh, videoyla alakalı. Şimdi o videoyu koyacağım buraya. O videoyu izleyeceksiniz. O videonun 3 boyutlu kısımlarını görüp İzops'u o videoda öğreneceksiniz. Sonra tekrar dersimiz devam edecek. Şimdi niye o şekilde anlatamıyorum size? Çünkü SketchUp programını indirdim ben şimdi bu videoyu anlatabilmek için SketchUp programını unutmuşum. Ben bunu hazırlamaya kalkarsam en az bir ayımı alacak oradaki videoları tekrar ve bu da böyle bir süremiz yok. O yüzden önemli değil. Geçmişte kullandığım daha iyi zaten. Geçmişte kullandığımız videoyu koyuyorum. İzoefsleri öğreniyorsun, geliyorsun dersimize devam ediyoruz. Peki izoefsler oluşturulurken nasıl oluşturulmuş? Bir dağımız var bakın. Bu dağa gelmiş bizim araştırmacımız. Demiş ki ben bu dağın yükselti kademelerini öğrenmem gerekiyor ve bunu haritaya aktarmam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Deniz seviyesinden başlamış. Deniz seviyesi her zaman sıfırdır bunu unutmuyorsun. Deniz seviyesine sıfırı koymuş. Sonra biraz daha yükseklere çıkmış. Diyelim ki bu haritacı yüzer yüzer çıkmak istiyor. 100 metreyi bulduğu yere bir kazık çakmış. Sonra bir tane daha 100 metre kazığı çakmış. Sonra bir tane daha 100 metre kazığı çakmış. Bir tane daha 100 metre kazığı çakmış. Tamam demiş 100 metreleri hallettik. Yüzer yüzer gidiyor bu araştırmacı. Bir üstünde de 200 metre kazıkları almış eline. 200 metre kazığını çakmış. 200 metre kazığını çakmış. 200 metre kazığını çakmış. Yine onu da çakmış. 200 metre yükseltileri de 200 metre yükseltileri de bulmuş. Sonra bir üstüne bu sefer 300 metre yükseltilerini bulayım demiş. 300 metre kazıklarını da çakmış. Onu da çakmış. Onu da çakmış. Onu da çakmış. Sonra bir bakmış dağın üzerine. Ben buradaki bu noktaları haritaya aktarırsam çok fazla karışıklık olur. Hangi noktanın nerede olduğu tam olarak belli değil. Bazı da hiç belli değil. Bu karışıklık olmasın o zaman. Ben bu aynı yükseltideki noktaları birleştireyim. Yani aynı yükseltideki noktaları birleştireyim derken bakın 100 olan rakamları birleştirmiş. 200 olan rakamları birleştirmiş. 300 olan rakamları birleştirmiş. İşte bakın karşımıza izleyips haritaları çıkmış. Ve bunu dağın üzerinden alıp haritaya aktarmış. İşte bizim izleyips haritalarımız bu şekilde oluşmuş. Yani izleyipsin tanımı ne demek biliyor musun? Aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş eğrilerdir. Bakın bu tanımı ezberlemene gerek yok. Zaten sen nasıl oluştuğunu biliyorsun izleyipsin. Lütfen iz tanımları yazayım. Bu tanımları ezberleyeyim. Sizin sürekli çabaladığınız şey bu tanım ezberleme. Bırakın şu tanımları ya kimsenin işine yaradığı yok o tanımların. Kendi tanımını kendin üretebilirsin. Neymiş izahist? Hocam aynı yükseltide noktalar var. Bunları birleştirdik. Bir eğri oluşturduk. İşte bu da izahistir. Şimdi geliyoruz bu dersin en önemli noktasına. İzoips dersini gerçekten öğrenmek istiyor musun? Ki izahist dersi 9. sınıf için de çok önemli bir derstir. Aynı zamanda TYT için de önemli bir derstir. Karşınıza ile alakalı sorular çok fazla çıkar. İzohips gerçekten öğrenmek istiyor musun? Yapman gereken tek bir şey var. Sana birisi böyle bir harita verdiğinde bunun gerçek hayattaki karşılığını görebilmek, görmek yani. Bakın, izohipsler ezberlenerek yapılacak bir ders değil. Eğer ki sana böyle bir şekil verildiğinde bunun üç boyutlusunu zihninde tasarlayabiliyorsan, yani üç boyutlusunu hayal edebiliyorsan, o zaman senin için izohips dersi bitmiştir. Bakın bu kadar basit aslında. Peki hocam nasıl göreceğiz? Nasıl tasarlayacağız? Bak şimdi dikkatli izliyorsun. En önemli nokta burası bu dersin. Altta izohips haritasını görüyor musun? Tamam. Şimdi bak bu izohips haritasına bakıyorsun. Bana bakma bana bakma. Oraya bakıyorsun. En önemli nokta burası. İzolips haritasına baktın mı? Tamam. Şimdi ben bunun 3 boyutlu halini getiriyorum üstte. Bak 3 boyutlu şekline. Bakın döndü döndü döndü. Hangi çizgiler nereye denk geldi görüyor musun? Bak 3 boyutlu halini görmeye çalış. Önemli olan burası. Şimdi alttaki haritaya bakıyorum. Üstteki şekle bir daha bakıyorum. 3 boyutlu iyice bir incele. İyice bir incele bak. Nasıl etrafında döndürdüm. İyice bir incele. Alttaki haritaya bak şimdi. Şimdi üstteki animasyonumuz gitsin. Alttaki haritayı bir incele. Artık sen bu haritaya baktığında çizgi görmeyeceksin. Sen bu haritaya baktığında bunun 3 boyutlu halini tasarlayabilmen lazım zihninde. Bunu yap İsoips dersi bitsin. Bak şimdi. Hocam ne var orada? Ha hocam küçülüyor o yuvarlaklar. Ha hocam yuvarlaklar küçülüyorsa orada bir tane ne var? Yükselti daha var diyorsun değil mi? Tamam mı? Algılayabildik mi? 3 boyutlusuna bir daha bak. Bak altta küçülen izoips çizgilerine bak. Bir de üstteki izoips çizgilerin nereye denk geldiğini incele. Bakın izoips çizgileri büyüyünce en aşağı kesimini gösteriyor. İsoips çizgileri küçük olduğunda yukarı kesimini gösteriyor. Animasyonu sildik. Bir daha bak şimdi alttaki şekle. En önemli nokta burası. Burası önemli. Bundan sonrakileri kendin çıkartacaksın zaten. Bunu kavra. Alttaki şekle bakıyorum şimdi. Ha hocam ha şu küçük olan şöyle bir kabarıklık var orada. Yukarı doğru bir tane daha var burada biliyorsun. İkinci şekle bakalım şimdi burada. Bakın ikinci şeklimize. Animasyon gelmeden bakıyoruz. Diğer tarafa bak hocam o tarafa doğru şöyle bir kabarıklık var değil mi? Bu tarafa bak hocam bu tarafta da bir yükselti bir dağ var ha hocam. Burada iki tane dağ var diyorsun. Görebildin mi? Görmeyi yapabildin mi? Tamamdır. Hatta hocam diğer taraftaki dağ buradan daha yüksek. Nereden anladın? Orada daha çok izleyips var iç içe. Bunun şimdi üç boyutlusuna bakalım. Bakın. Buradaki dağ nereye denk geldi? Oradaki dağ Nereye denk geldi? İşte sana böyle bir izohips verildiğinde bunun üç boyutlusunu görüyorsan sorular çok basit olacak. Şimdi gelelim izohipslerin özelliklerini öğrenmeye. Bakın, izohipslerin özelliklerini böyle maddeler halinde buraya yazacağız. Ama lütfen bunları ezberlemenize gerek yok. Neden ezberlemenize gerek yok? Çünkü izohipslerin maddelerini sen kendin çıkartacaksın. Ne diyoruz biz Yunus Hoca'nın derslerinde? Bizde ezber yok. Bilgiyi kendimiz üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz? Hadi gelin üretelim. Birisi bana izohipslerin özelliklerini sorduğunda hemen bu şekilde kendine bir izohips haritası çizeceksin. Yani sorunun kenarına şöyle iç içe 3-5 tane yuvarlak çiz işte. İzohips haritasını çizeceksin. Şimdi bu harita neydi hocam? Şöyle bir dağlıktı. Görebildin değil mi? Görüyorsun yani. Tamam. Şimdi bak bu haritaya bakarak izohipslerin özelliklerini çıkartacağız. Birinci özellik. İzohipsler iç içe kapalı eğrilerdir ve birbirini kesmezler. E bak şimdi. İzohipsler iç içe kapalı Eğrilerdir değil mi? Bak iç içe kapalı eğriler. Hepsi nasıl? Kapalı. Uçları açık mı? Başka bir yere gidiyor mu uçları? Hayır. Hepsi nasıl? Kapalı eğriler. Ve birbirini kesmezler. Kesiyorlar mı birbirini? Kesmiyorlar. Bak kendim çıkarttım özelliği ezberleme bunu. İkinci özellik. En geniş izohips eğrisi en alçak yeri gösterir. En dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir. Ya ne demek istiyor şimdi burada? Ya bak işim buraya. En geniş izohips eğrisi nerede? Bak burada. Nereyi gösteriyor? En alçak yeri gösteriyor değil mi? En dar olan nerede? Yani en küçük olan nerede? En üstte. Peki o nereyi gösteriyor? En yüksek yeri gösteriyor. Ezberleyecek bir şey yok. Zaten şekle bakarak çıkartabiliyorum hocam. Üçüncü özellik. İzohip serilerinin yükseltisi kıyı çizgisinden başlar. Kıyı çizgisinden kastımız şu bizim. Bakın haritanın denizle birleştiği yerdeki o ilk çizgi var ya. Biz ona kıyı çizgisi diyoruz. İşte bu kıyı çizgisinin yükseltisi sıfırdır. Burası her zaman sıfırdır. Bak sana böyle haritalar verildiğinde. Aleta bomboş bile olsa sorun ne olursa olsun ilk iş ne yapacaksın biliyor musun? Hemen kıyı çizgisine bir sıfır atacaksın. Bunu atarsan hata yapma ihtimalin çok azalacak. Bunu ilerleyen zamanlarda soru çözerken göreceğiz. Demek ki neymiş deniz kenarındaki o ilk çizgiye ben kıyı çizgisi diyorum ve yükseltisi sıfır metreymiş. Diğer bir özellik ve en komiği bu. Bir izoyup seyresindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır. Ne demek istedim şimdi? Yani bir izoyup seyrim var şurada bakın. İşte bunun 100 metre olduğunu varsayalım. O zaman o izoips eğrisinin her tarafı 100 metredir. Orası da 100 metredir. Orası da 100 metredir. Orası da 100 metredir. Neden hocam? E zaten biz bu çizgiyi oluştururken aynı yükseltideki noktaları birleştirmemiş miydik? E o zaman bu çizginin her tarafının yükseltisi aynıdır. Bu özellikle şunu bileceksin bak. Mesela dağın bu tarafında kalıyor değil mi burası? 100 metre. Dağın arka tarafındaki o çizgi de 100 metre yükseltidedir. Bu şekilde çok basit ama çeldirici sorular sorabilirler yani bize. Diğer bir özellik bakın. İzoif çizgilerinin üzerindeki noktaların yükseltisini bulabilirim. Ama izoifslerin arasındaki o yerlerin yükseltisini bilemem. Ne demek istedik hocam? Bakın şimdi izoipsime bak. Denize her zaman ne yazıyorum? Sıfır yazıyorum. Yüzer yüzer artıyormuş bu izohips seyirleri. Öyle diyor bana. Kendisi veriyor bunu zaten. 100 200 metre 300 metre. Biz seyirleri 100'er 100'er arttırdım şimdi tamam mı? Bak adım adım gidiyoruz diyor ki bana bu özellik. Burası 100 ya diyor bu çizginin üstü. Onun yükseltisini bilirsin sen. Onun yükseltisi kaçmış? 100'müş. E biliyorum zaten. Bir üstündeki çizginin yükseltisi kaç? 200. Bunu da bilebilirsin diyor. Ama diyor. Hani o 100 ile 200 arasında o yer var ya. Çizgi geçmeyen o İşte oradaki noktanın yükseltisini bulamazsın arkadaş diyor. Mesela oraya bir Y koydum bakın. O Y'nin yükseltisini bulamazsın sen izohipsel haritasına bakarak. Bunu anlatmak istiyor bize. Diğer bir özellik ve en önemlisi. Bakın izohipsel ile alakalı en fazla soru bundan geliyor izohipslerin sık geçmesi yani birbirine çok yakın geçmesi ya da seyrek geçmesi ne anlam ifade ediyor bize? Gelsin izohips haritamız. Bakın diğer tarafta izohipsler birbirine çok sık geçmiş. Böyle kullanacak tabiri. İzohipsler birbirine çok sıktır. Yani çok yakın birbirine demek istiyor. Bu tarafa bakın. Aynı izohips eğrisi ama birbirine yakın değil, uzak geçmiş. Bu bize gerçek hayatta nasıl bir şekil sunuyor? Bunu kafanda tasarlayabilmen lazım. Nasıl bir şekil sunuyor? Bakın eğer izoipsler birbirine çok yakınsa demek ki orada eğim bir anda artıyor. Yani eğimli bir arazi. İzoipsler birbirinden çok uzaksa demek ki orası böyle eğimli bir arazi değil nasıl? Daha az eğimli bir arazi. Şimdi 3 boyutlu şekline bakalım kafamızda tasarlayalım. Bak 3 boyutlu şekline. Üzöfslerin sık geçtiği yere bak. Üzöfslerin sık geçtiği yer nasıl? Eğimli, engebeli değil mi? Üzöfslerin seyrek geçtiği bu tarafa bak. Bir de animasyona bak. Üzöfslerin seyrek geçtiği yer nereye denk geliyor animasyonda? Daha az eğimli bir yere denk geliyor değil mi? Animasyon gitsin. Bak şimdi bu haritaya. demek ki orada sık geçtiğinde sembolü zihinde nasıl tasarlayacaksın? Aa hocam orada bir diklik var diyeceksin. Bu tarafta hocam orası biraz daha yatay diyeceksin. Bunu diyorsan izoistlerin birçok sorusunu çözersin. Bakın şimdi bununla alakalı bize şöyle yorum soruları soruyorlar. Gelsin animasyonumuz tekrar. Bak şimdi veriyor böyle bir izoist haritasını. Diyor ki paraşütle atlamak istesem en güzel nereden atlarım? senin şekli görüp görmediğini bilmek istiyor yani anladın mı? Paraşütle en güzel nereden atlarsın? Hocam o uçurumun olduğu yerden atlarım ha demek ki oradan. Ulaşım en zor nerede olur? E hocam o eğimli yerde değil mi? Bu tarafta ulaşım daha kolay olur. Ulaşım maliyeti yani yol yapacağım. Maliyet nerede fazla olur? E o tarafta maliyet çok fazla olur. Orada nasıl yol yapacağız? Bu tarafta maliyet azalır. Bak bir sürü yorum sorusu soruyor. Neye göre soruyor? Senin şekli görüp görememene göre. Akarsu en hızlı nerede akar? E hocam orada akar. Çünkü orası daha eğimli. Bak hep görüp görmemenle alakalı. Nerede daha yavaş akar? Bu tarafta. Akar suyun aşındırma gücü daha fazladır. Hızlı akıyormuş çok aşındırıyormuş hocam. Ha hocam aşındırma diğer tarafta. Aşındırma gücü daha azdır hocam bu tarafta. Hangisinde heyelan ihtimali daha yüksektir? Heyelan hocam toprak kayması eğimli bir yer olacak vesaire ha diğer taraf. Heyelan bu tarafta daha az ihtimalle oluşur. Diğeri de nerede deniz daha derindir? Sığdır. Ya da biz ona şöyle diyebiliriz. Nerede kıta sahanlığı dar? Nerede kıta sahanlığı geniştir? Kıta sahanlığı kavramı çok önemlidir coğrafyada. Bunun için özellikle bir video çektim. Durduruyorsun bu videoyu. Devam etme bu videoyu. Kıta sağlığı senin karşına çok çıkacak. Hemen yukarıda animasyonlu bir şekilde kısa 2-3 dakikalık bir video. İzliyorsun kıta sağlığını. Geliyorsun. Sonra burada nerenin kıta sağlığının dar, nerenin geliş olduğuna kendin bakıyorsun. Zaten animasyonlu bir şekilde gösterdiğim için orada da aynısı var. Kıta sağlığını öğrendiysen devam ediyoruz. Diğer bir özellik. Ekü değeri haritanın her tarafında Aynıdır. 200 distans ne hocam? Ya bırakın bu yabancı kavramı. Resmen kafamızı karıştırmak için söylüyorlar bunu. Eş aralık, sabit aralık anlamına geliyor. Ya geç kavramları ne demek istiyor bize hocam? Bunu anlat. Bakın şimdi bir haritamız var değil mi? Bu haritalara biz yükseltiler vereceğiz. İşte bu yükseltilerin kaçar kaçar gidip, kaçar kaçar azaldığını gösteren rakama 200 distans değeri diyoruz biz. Yani eş aralık değeri. Ne demek istiyoruz? Mesela 0 metre yükseltisindeyiz, tamam mı? Diyor ki bana bu artanın 200 distansı 100 metredir. Ha diyor ki bana yani yüzer yüzer arttıracaksın bu haritayı. O zaman sen geleceksin ilk önce 0'ı yazacaksın. Bak 0'ı yaz. Dersin başından beri ilk 0'ı yazacaksın diyorum sana. Neden? 0'ı yazmadığını varsayarsan ilk gördüğün çizgiye 100 yazarsın. Üstündekine 200 yazarsın. Bütün soru gider. Küçücük bir hatadan. Demek ki ilk gördüğüm deniz kenarına bak deniz kenarına. Göl kenarına demiyorum bak denizin kenarına. Denizin kenarına sıfırı yazdım. Üstündeki kaç? 200 distans. 100 100 dedi bana. Üstündeki 100. Onun üstündeki 200. Onun üstündeki 300. Kaçar kaçar gidebilirim. Yüzer yüzer. Çünkü 100 100 gideceksin diyor bana. Böyle bir haritanın bir tarafında 100 100 gidip Diğer tarafında 50 50 gidemezsin. İşte bu eş aralık değeridir. Eş aralık değeri yani 200 distans haritanın her yerinde eşittir. 200 200 git deseydi bana o zaman 200, 400, 600, 800 diye gidecektim. Bazen 200 lisans değeri verilmez. Yani demez bize yüzer yüzer git demez. Senin bulmanı ister bunu. Nasıl bulacağız? Şöyle verir mesela. Bir 300'ü verir, bir de 400'ü verir. Bu artan 200 distans değeri kaçtır? Yani kaçar kaçar gitmiş diye soruyor sana. Bakıyorsun 300, 400. Kaçar kaçar gitmiş. Hocam yüzer yüzer gitmiş. Bu basit. Tamam. Biraz zorlaştıralım şimdi. Geldi. Bir tane daha verdi bana. 300 verdi. E hocam nasıl bulacağım kaçar kaçar gittiğini? İki rakam olduğunda iki yüz distansı bulabiliriz biz. Tek rakam varsa bulamayız. Ama bakın burada bir rakam daha var. Ama gizleniyor orada. Hangi rakam? İşte orada bir sıfır rakamı var. Niye ben sana hep sıfır hemen yazacaksın diyorum? Bu yüzden. Senin aydınlanmanı sağlıyor soruda. Sıfır yazdım bakıyorum şimdi. 300 metre orası. Orası da 0'mış. Kaçar kaçar 50'şer 50'şer mi gidiyor acaba? 50, 100, 150. Cık, olmadı hocam. 50'şer 50'şer gitmiyormuş. Çünkü 150 buldum ama 300'müş orası. Olmadı. 100'ler 100'ler gibi görünüyor diyeceksin. 0, 100, 200, 300. Ha, oturdu hocam. Demek ki 100'ler 100'ler gidiyormuş diyeceksin. Bakın bunu şöyle işlem yaparak da bulabilirsin. 300'ü vermiş ya sana. Arada kaç tane izohips geçiyorum? 1, 2, 3. 300 bölü 3 100 metre aralıklarla çizilmiş. Ya işlem olunca biraz error veren kişiler var. İşlemi tamam atın bir kenara. İşlemi öğrenmek isteyenler de bu şekilde öğrensin ama işlem siz de kafadan bulabilirsin bunu. Mantıken bulabilirsin yani. Bir örnek daha yapalım. 600 vermiş bize mesela. Ne yapacağız hemen? Hocam orası 0. He 600. 100 100 gitsem 100, 200, 300. Ha hocam denk gelmedi. Ben 300 buldum ama orada 600 yazıyor. Demek ki 100'ler üzeri değilmiş ha. 200 gibi görünüyor bu. Mantıken bir düşün. 200 400 600 ha hocam. Demek ki bu aradan 200 distansı yani eş aralığı 200'er 200'er gidiyormuş. Bakın bulmak çok basit aslında. Diğer bir özellik birbirini çevrelemeyen iki komşu izohipsin yükseltisi aynıdır. Ne demek istiyor şimdi bana? Gelsin izohips haritamız. Bakın şimdi birbirini çevrelemeyen iki komşu izohips. Alttaki çizgiler bütün haritayı çevreliyor. Tamam. Ama üsttekine bakın. Bir bu taraftaki dağa bak. Bir de bu taraftaki dağa bak. Bu çizgiler birbirinin çevresinde mi? Hayır. Birbirini çevrelemiyorlar. Birbirine nasıllar? Komşular. İşte diyor ki bize eğer böyle komşuysa bu izah Alttaki bu x noktasıyla karşı taraftaki x noktasının yükseltisi aynıdır. Çünkü bunlar komşudur diyor. Demek ki bu taraf 100 metre ise karşı tarafta 100 metre olacak diyor. Bu bir kural. Bunu bileceksin. Ne işimize yarayacak hocam bu kural? Bu kural bizim karşı tarafa atlamamızı sağlıyor. Nasıl yani? Mesela burayı bize vermiş 400 metre yükseltide. Bana diyor ki karşı taraftaki dağın tepesindeki Y noktasının yükseltisi kaçtı? Şöyle yapmıyorsun hemen. 400. Yüzler yüzler arttığını söylüyor bize haritada tabii ki. 400. 500. 600 diye gitmiyorsun. Onlar birbirini çevrelemiyor. Onlar nasıl komşu? Demek ki 500 diye artırarak gidemezsin. Orası 400 ise karşı tarafa nasıl atlayacağım komşuma nasıl atlayacağım? Komşular birdir çünkü. Bu taraf 400 ise karşı tarafta 400'dür diyorsun. 400. 500. 600. 700. 800, 900 metredir. Y noktasının yükseltisi diyoruz. Anladık mı burayı? Tamam yani bizim komşular, komşular aynıymış. Şimdi gelelim diğer özelliğe. İzoips haritalarında akarsuları nasıl görüyoruz? Bakın İzoips haritalarında akarsuları iki şekilde görüyoruz. Bir, kesik çizgiler halinde görüyoruz. Bir de hiç kesintiye uğramadan direkt çizgi halinde görüyoruz. Peki bunlar bize ne anlam ifade ediyor? Kesik çizgi şu demek. Bir dönem akmış, bir dönem akmamış. Bir dönem akmış, bir dönem akmamış. Yani mevsimlik akarsu. Yaz mevsimi kurak geçmiş, su bulamamış, kurumuş akarsu. Akamamış, o arada bir boşluk oluşmuş. Sonra kış mevsim gelmiş, tekrar akmaya başlamış. Mevsimin akarsuyu nasıl gösteriyoruz? Kesik kesik. Sen kesik kesik çizgiyi gördüğünde ne diyeceksin? Ha, bir dönem akmış, bir dönem akmamış. Bir dönem akmış, bir dönem akmamış. Ha, kesik çizgi neymiş? Mevsimlik akarsu. Sürekli çizgi neyi ifade ediyor? Bak sürekli akıyormuş sürekli akarsu ifade ediyor bize yani. Haritada da bakın sürekli çizgi olarak gösteriliyor. Bakın akarsuların ne tarafa aktığını biz nasıl biliyoruz? Yani bu akarsu ne tarafa akar? Nereden bilebilirim? Sen zaten şekli görüyorsun aslında. Şekli gördüğün için neresi yüksek, neresi alçak görebildiğin için senin o tarafa aktığını mantıken kavrayabilirsin. Ama Yine de izohips haritasında bize akarsuyun ne tarafa aktığını bu şekilde okla gösteriyorlar. İşte okun gösterdiği yer akarsuyun aktığı taraf anlamına geliyor. Şimdi özellikle öğrenelim bakın akarsuyun iki tarafındaki yükseltiler aynıdır. Nasıl yani? Bakın bu akarsuyun bu tarafı 100 metre ise akarsuyun diğer tarafı da 100 metredir. Zaten bu akarsu iki tane komşuyu birbirinden ayırmıyor mu burada? Evet, o zaman bunların yükseltisi zaten komşu oldukları için aynılar. Ama yine de bu özellik olarak da bilelim bunu. Akarsuyun iki tarafından geçen eğrilerin yükseltisi de aynıymış. Bu neye yarayacak? Yine bu taraftaki 400'ü karşı tarafa 400 olarak atmamızı sağlıyor. Şu ana kadar izoipslerin özelliklerini öğrendik. Şimdi izoipslerde yer şekilleri nasıl gösteriliyor? Bunlara bakalım. İlk şeklimiz boyun. Boyun nedir? Bakın gelsin izoips haritamız. Şimdi buraya izoips haritasına bir bakın. Bunun üç boyutusunu tasarlayabiliyoruz biz artık kafamızda. Şurada bir dağ var, şurada bir dağ var. Animasyonu gelsin. Bakın dağımız var, dağımız var. Arada bir geçiş var görüyor musunuz? İki tane yüksek yer arasında, iki tane tepe arasında. O geçiş yerine biz boyun diyoruz işte. Bunu kodlayalım. Yani biri bana boyun dediğinde aklıma nasıl gelecek? Bakın kendi boynumuzu düşünelim. Yüksek, gövdemiz nasıl? Yüksek. Bu iki yüksek yer arasındaki bu geçişe ne diyoruz biz? Boyun diyoruz. Biri sana soruda boyunu sorduğu zaman ne arayacaksın sen ha hocam yüksek yer, yüksek yer, aradaki geçiş. Yüksek yer, yüksek yer, aradaki o geçişe boyun deniyormuş diyeceksin. İç boyutlu animasyonunda tam zihnine yaz. Anladık mı? Birinci şeklimiz neymiş? Boyunmuş. Şekilleri görmek çok basit izoipsi haritasında. Çünkü sen dersin en başında görmeyi öğrendin. İkincisi tepe. Tepe ne demek? çevresine göre yüksekte olan yer. Şimdi bakıyorum. Burada tepe nerede? Bak orada bir dağ var değil mi? O üst tarafı ne? Tepe. Tepeden size bakıyorum anlamında. Bu taraf orada da bir tepe var bakın. Orası da çevresine göre yüksekte. Bakın bu haritada iki tane tepe varmış demek. Diğeri doruk, zirve. Bakın bu karıştırılıyor işte. Bunlar neydi? Tepeydi. Orada tepe var. Eğer ki ben oraya bir nokta koyarsam o doruk, zirve anlamına geliyor. Bu tarafa bak. Bir üçgen koyarsam yine doruk, zirve anlamına geliyor. Yani ben eğer ki bir haritada böyle nokta ve üçgen görüyorsam orada ne var? Orada doruk ve zirve var. Diğeri kapalı çukur, çanak. Bakın kapalı çukur ve çanaklara biz volkanların tepelerinde rastlayabiliyoruz. Ya da karstik arazilerde obruk bunları sonraki derslerde öğreneceğiz. Obruk bir çöküntü oluşuyor. Bu çöküntülerde rastlıyoruz. Kapalı çukur diyoruz biz bunlara. Kapalı çukuru ben izoipste nasıl göreceğim? Yani kapalı bir çukur olacak orada. Onu nasıl göreceğim bak? Şu haritaya bir bakalım, inceleyelim. Hocam dağın tepesine çıkıyorum çıkıyorum bir dağ var burada değil mi? Ama o dağın tepesinde bir farklılık var bir ok işareti göstermiş bana. Bu ok işareti ne anlama geliyor? İşte bu ok işareti bana şunu ifade ediyor. Diyor ki ok işareti olarak ben bu çizgiden artık aşağıya inmeye başlıyorum. Üç boyutlu görünümüne bakalım şimdi. Dağımıza bak. Yukarı çıktık çıktık çıktık. İşte o ok işaretin olduğu yerden aşağıya iniyorsun. Orada bir ne oluşmuş? Orada bir kapalı şukur oluşmuş işte. Demek ki ben 3 boyutlu halindeki o kapalı çukuru izoips haritasında nasıl arayacağım, nasıl göreceğim? Ok işaretini görürsem bu şekilde o bana ne ifade ediyor? Kapalı çukuru ifade ediyor. Bakın kapalı çukurdaki yükseklikleri hesaplama biraz daha farklı. Nasıl hocam? Bak 0 metreden başladım. 0. Yüzler üzeri arttığını yine bana söylüyor haritada. Ben yüzler üzeri arttırıyorum ki bütün haritalarda kafan karışmasın diye. Yoksa 50'şer 50'şer 200'ler 200'ler de arttırabilirsin yani. Yüzler üzeri arttırdığımızı varsayıyoruz şimdi. 0. 100. 200. 300, 400, 500'e geldim ya. Artık o işareti bana diyor ki sen artık aşağı in. Yukarı çıkamazsın yani 600 diyemezsin bir sonraki çizgiye. Kaç diyeceğim? 500 bir sonraki çizgiye artık 100 100 yine düşmeye devam edeceğim. Yine kaçar kaçar yine 100'er üzer. 100'er. 500 bir sonraki çizgi 400. Bir sonraki çizgi 300 metre yükseldi demiş. Bakın bu şekilde bize işlem sorusu yine sorabilir. Ama çok basit sen şeklin kapalı çukur olduğunu biliyorsan tamamdır. Şekle bazen kapalı çukur demez de çanak der. Çanak ne alaka? Bakın çanak antenleri düşüneceksiniz. Çanak antenleri nasıl duruyorlar? Sanki bir kapalı çukurmuş gibi duruyorlar değil mi? Çanak dediğinde de zihnine böyle getir. Diğer bir şekil ve en fazla sorulan, en fazla karıştırılan şekil. Vadi sırt. Burayı dikkatli dinliyorsun. Seni eğer çeldirmek istiyorsa denemede ya da sınavda Vadi ve sırtla çeldirir. Diğerlerini bulmak çok basit zaten. Vadi ve sırtı çok dikkatli dinliyorsun. Bak, vadi ne demek? İlk önce bunu öğrenelim. Vadi bu. Akarsu bir yere girmiş. Bu yeri kazmış, kazmış, kazmış. Orada bir vadi oluşturmuş. Yani dağın içine doğru kazmış, değil mi? Yani dağın içine doğru bir girinti oluşturmuş. İşte biz buna vadi diyoruz. Şimdi bunu izohips haritasında karşılığına bak. İzohips haritamız gelsin. Bak şimdi oradaki dağ. Dağı şöyle bir üç boyutlu gözünde canlandırabiliyorsun. Bu dağda bir şey var bak. Oradaki izahız çizgisi içeri girmiş. İçeri doğru niye girer bir çizgi? İçeri girince ne anlama gelir bu? 3 boyutlu şekli gelsin. Bakın görüyor musun? İçeri girmesi demek ki dağın içine doğru bir girinti olduğu anlamına geliyor. Yani dağın içine doğru bir girinti demek vadi anlamına geliyor. Demek ki ben vadiyi arıyorsam bir haritada içeri doğru girintiye bakacağım. Yani dağın içine doğru ne yapmış olacak Akarsu? İçeri doğru kazmış olacak dağı. Aslında şekle baktığında bunu gördüğünde hiçbir problem yok. Yani vadiyle sırt ayırmak çok basit. Ama şekli görmeyenler, bunu ezber yapanlar ayıramıyorlar. Sen bir daha bakıyorsun şekle. Bakın şekle hocam bir dağ var tamam. Ha hocam bu eğriler içeri girmiş. Dağın içine doğru kazmış. Ha bu vadi demek ki diyorsun. Diğeri sırt. Sırt ne demek? Bakın sırt gelsin. Dağın dışarıya doğru bir çıkıntı yapmış hali var değil mi? İşte biz o dışarı çıkıntı yapmış haline sırt diyoruz. Yani bizim sırtımızdan aklımıza gez. Şöyle kambur yap kendini soru sorulduğu zaman ha hocam dışarı doğru çıkıntıya sırt diyoruz biz. Bak dışarı doğru çıkıntıya. Şimdi az önce gördüğümüz izohips haritasındaki o vadinin yanına bir bakın. Vadi içeri doğru girmiş, değil mi? Dağın içine doğru girmiş. Sırta bak. Sırt dışarı doğru çıkmış. Bunun üç boyutlusuna bak şimdi. Bak vadi içeri girmiş, sırt dışarı doğru çıkmış. İşte sırt dışarı çıkıyor. Vadi içeri giriyor. Bu kadar basit. Bu aslında çok basittir. Birbiriyle karıştırılacak hiçbir şey yok. Gören için yok. Yani gören birisi. Hocam vadi içeri girmiş işte. Vadi olmuş burada. Akarsu var. İçeri kazmış orayı belli. Diğeri de dışarı doğru çıkıntı yapmış diyor. Ama bunu üç boyutlu olarak görmeyen. Yani izoipsleri direkt olarak böyle şekil olarak ezberlemeye kalkan birisi. Bu şekilleri görmeyen birisi Vadi ile sırtı birbirinden karıştırıyor. Hatta şöyle bir hataya düşüyor. İşte vadi ters V'dir, sırt düz V'dir gibi bir hataya düşüyor sakın ha. Ters V'dir, düz V'dir gibi bir ezber. Ters V'dir, düz V'dir gibi bir bilgi öğrenme yöntemi yok. Bu tamamıyla ezber ve sizi yanıltacak bir ezber. Nasıl yanıltacak bizi? Gelsin diğer haritamız. Bak şimdi bu haritaya. E burada bana yuvarlak olarak vermemiş izohipsleri. Aslında bu izohipsler yuvarlaklar ama bana... O izohipslerin yuvarlak kısımlarını kesmiş, sadece bu kısmını vermiş. İşte sorularda en fazla bununla çeldiriyorlar bizi. Bak şimdi, ben hangisinin vade hangisinin sırt olduğunu nasıl anlayacağım? Anlamanın ilk ve en önemli yolu şu. Yükselti ne tarafa doğru artıyor? Bunu bulacaksın. Yükselti ne tarafa doğru arttığını bulursan hangisinin vade hangisinin sırt olduğunu şekille çıkarırsın. Hocam 100, 200 ha kuzeye doğru artıyor diyeceksin. O zaman kuzey tarafına kendine bir Yuvarlak çiz oraya. hocam dağ bu tarafta. Aa demek ki şu dağın içine girenler vade. Hemen yanındakiler dağın Dışına çıkıyorlar. O zaman sırt oldular bak. Gördün mü? Ama bu soruyu şöyle de verebilir bize. Sildim. Bak şimdi. 100, 200, 300. Bu sefer yükseldi. Güneye doğru artmış. Hemen kendini bu tarafa dağını çizdin. Bak dağ bu sefer güney tarafta. Bu sefer oradaki çizgilere bak. Bunlar dağın içine doğru girmişler. Vadiyi oluşturmuşlar. Az önce vadi dediğimiz şey bu sefer dağın dışına doğru çıkmış oluyor. Sırtı oluşturuyor. Yani sen şekli görmezsen, şeklin üç boyutlu halinizin de tasarlayamazsan hangisinin vadi, hangisinin sırt olduğunu öğrenemezsin. Ters ve düz vedir dersen zaten soru baştan gitti. Sakın a ters ve düz nedir öğrenmeyiz. Anladık mı bu mantığı? Bakın vadide sırt kısmını algılayamadıysan videoyu biraz daha başa al ve bir daha izle burasını. Vadi ve sırt önemliydi. Şimdi gelelim ovaya. Ova ne? O, o hocam düz yer. Ama çevresine göre alçakta olan düz yer. Yani ovalın çevresinde yüksek yerler olacak. Bakın şimdi bu haritamıza. Bir tane dağımız var orada. Bir tane dağımız var burada. Şu aradaki yere bakın. Yüzeyüste çok seyrek. Orada bir boşluk var. Orada bir düzlük var. İşte orası ova. Ova düz yer. Plato hocam. Plato ne hocam ya? Plato dediğimiz şey şu bakın. Akarsular tarafından yarılmış yüksek düzlüklerdir. Ya ezberleme aç şu kavramları çöpe. Plato dediğimiz şey şu. Yüksek bir düzlük olacak. Nasıl yüksek düzlük olacak hocam? Yani bir dağa tırmanacaksın, 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 tırmanacaksın ve bir bakacaksın dağın üstü dümdüz. Ya hocam dağın üstü düz olur mu? Normalde dağ tepelik olması lazımdı burası. İşte plato dediğimiz şey bu. Yükseğe çıktık çıktık dümdüz oldu. Buna plato diyoruz biz. Nasıl oluşmuş bu? Bu araziyi bir akarsu girmiş. Bu araziyi zamanla kazmış. Kazmış. Kazmış ve çevresine göre yüksekte bir düzlük oluşturmuş. İşte biz yüksekteki düzlüklere plato diyoruz. Bunu hemen bir kodlayalım. Yani biri sana plato dediğinde aklına gelebilsin. Ova dediğinde geliyor. Tepe dediğinde geliyor. Bunları biliyorsun. Plato dediğinde de aklına gelmesi lazım. Bakın plato. Pilottan gelecek aklımıza. Pilot. Pilotlar ne yapıyorlar? Yukarıya doğru çıkıyorlar, 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 çıkıyorlar. Sonra nasıl? Dümdüz gidiyorlar değil mi? Plato dediğinde birisi sana. hocam pilot. Ne yapıyordu? Yukarı çıkıyordu. Sonra diyor. Ha yüksek düzlüktür diyorsun. Şimdi Plato'yu öğrendik ne demek? Gelin bunu izohips haritasında nasıl göreceğiz? Zaten sen eminim haritayı gördüğün gibi göreceksin. Gelsin harita. Bak hemen gördün değil mi? Neden? Çünkü hocam ben artık 3 boyutlu halini görebiliyorum artık. Bakın çıktık 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 çıktık. Hocam orada dümdüz bir yer var dağın tepesinde. Plato. Hocam çıktık çıktık çıktık. Dümdüz bir yer var dağın tepesinde. Plato 3 boyutlu haline bak şimdi derdin mi? Yüksekte dağın tepesinde düz yerlere, yüksek geniş düzlüklere plato diyoruz biz. Diğeri şelale. Çağlayan. Şelaleyi biliyorsun şelale kavramını. Şelale ne? hocam böyle yüksek var. Yüksekten aşağıya doğru su düşüyor. Ha bak bir şey dedin. Ne dedin? Hocam yüksekten aşağıya akar su düşecek, dere düşecek. Demek ki bana akarsu geçecek ve bu akarsu geçerken orada bir eğimli bir arazi lazım bana. Eğimli yeri İzoipsi haritasında nasıl görürüm? Yani böyle bir uçurum lazım bana. O uçurum izoipsi haritasında nasıl görürüm? İzohipslerin birbirine sık geçmesi lazım. Bakın buradaki haritaya. İzoipsiler burada ve diğer tarafta birbirine nasıl geçmiş? Çok sık geçmiş. Bir anda sıklaşmışlar. Ha şu anlama geliyor hocam orada bir anda eğim artmış. Bak üstteki üç boyutlu görünümüne. Bir anda ne yapmış orada? Eğim artmış. E oradan bir akarsu geçerse ne olur? Hocam o akarsu eğimli yerden aşağıya şelale gibi dökülür. Şelaleye çağlayan da deniliyor. Bakın neden çağlayan deniliyor? Aşağıya doğru dökülüyor ya aşağıya doğru dökülürken çağlıyor. Çok fazla ses çıkartıyor. Oradan gelsin aklıma. Son 3 şeklimiz kaldı. Biraz daha sabredin. Diğer şeklimiz falez. Falez diyor bize. Ya falez ne hocam? Bir dağımız var. Bu dağın yanında da bir deniz var. Bu deniz zamanla bu dağı dalgalar yoluyla yemeye başlar. Bakın yer, yer, yer altında bir boşluk oluştu. Bu boşluğun üzerindeki o kaya artık dayanamaz o arazi ve o arazi tak diye kırılıp denizin içine düşer ve zamanla tekrar o denizin içine düşen parça da küçülerek ortadan kaybolur ya da küçük bir parça olarak orada kalır. Ama geride bir uçurum oluştu bak. İşte geride oluşan Denizin kenarında oluşan bu uçuruma falez diyoruz. Bak denizin kenarında oluşan bu uçuruma falez diyoruz biz. Bunu kodlayalım. Benim falez aklıma gelmez hocam. Yani Falez dediğinde ya neydi bu aklıma gelmeyecek, biliyorum gelmeyeceğini. Falez dediğinde birisi size fal baktırmayı genel olarak bütün herkes çok sever değil mi o, o, o heyecanı falan. Ama bakılan fallar ne ikmese hiç de çıkmaz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hocam ben bir daha fal baktırmam. Bu fal bakılan bütün fincanları atacağım bir daha kimse bulmasın bu fincanları diyorsun. Falez fal bakılan fincanlar ha hocam. Ne yapıyorum o fal bakılan fincanları? Geliyorum denizin kenarındaki uçurumdan aşağıya doğru onları ne yapıyorum? Atıyorum. Şimdi biri bana falez dedi. Ha hocam falez fal bakıyorduk ha. Fal bakılan fincanları hocam denizin kenarındaki uçurumdan aşağıya atıyordum. Ha hocam falez denizin kenarındaki uçurumdur. Falezin ne olduğunu kavradık. Şimdi gelin bunu izoips haritasında görelim. Hocam denizin kenarında uçurum lazım bana. Bir, deniz lazım. Tamam iki tarafta da deniz var. Ha hocam ama denizin kenarında uçurum görebilmem için benim izoipslerin birbirine çok yakın olması lazım. Neden? İzoipsler birbirine çok yakınsa orası eğimlidir çünkü. Yani bakın o diğer tarafa. İzoipsler birbirine ne kadar yakın. Demek ki orada bir uçurum var. Ve orası denizin kenarı. Yani denizin kenarındaki uçuruma hani izliyoruz. Üç boyutlu haline bak. Görüyor musun? Bakın denizin kenarında bir uçurum var. Ama bu tarafa bak. Bu tarafta o şekilde bir uçurum Yok, bu taraf daha düz çünkü izohipsler orada birbirinden uzaklaşmış. Bakın, adım adım zihninizi işliyorum bütün hepsini. Özellikleri, şekilleri kendin çıkartabiliyorsun artık. Bunu fark edeceksin izohips haritalarına baktığında. Ders bittiğinde izohips haritasına şöyle bir baktığında artık o çizgiler senin için çizgi olmaktan çıkmış olacak. Onlar senin için artık birer yeryüzü şekilleri olacak. Sen coğrafya bilgisi geniş bir insan olma yolunda genel kültürü yüksek bir insan olma yolunda adım adım ilerliyorsun artık. Faliz öğrendik. Diğer ve en fazla sorulan ve önemlerinden iki tanesi. Delta ve Haliç. Bakın şimdi. Delta ne demek? Yukarıda bir delta videomuz var. Bununla alakalı güzel bir animasyon hazırlamıştım çok önceden. 2-3 dakikada çok çok kısa dakikada delta'nın ne olduğunu animasyonu bir şekilde öğrenebilirsin. Durduruyorsun videoyu. Delta'yı izliyorsun öyle geliyorsun. Ben bildiğini öğrendiğini varsayacağım. Öğretmeye kalkarsan uzayacak çünkü. Şimdi seni izledin, geldin. Delta neymiş? Delta hocam akarsuyun getirdiği alülyonların denizin kenarına birikmesiymiş. Hatta kodlamasını da verdim orada. Delta denizin kenarındaki D harfiymiş. E bak şimdi bu şekle. E bu şeklin hocam şu köşesinde, şu köşesinde bir çıkıntı var. Ve? Akarsu gelmiş bu çıkıntıyı yapmış. Akarsu'nun getirdiği alüyolar bakın o denizin kenarını doldurmuş doldurmuş orada bir D harfi yapmış. D harfi deniz delta yapmış bize. İşte izohipslerde delta'yı böyle görüyoruz. Tabii ki her izoip haritasında gördüğünüz çıkıntıya delta demeyeceksin. Arkasında ne olması lazım? Akarsu olması lazım. Orada bir çıkıntı gördüm. A o deltadır. Diyemezsin çünkü akarsu yok orada. E akarsu getirecek o alüvyalları. Demek ki bir çıkıntı olacak ama arkada bir tane de akarsu verecek bize. Deltamız bu. Bakın. Delta'nın nerelerde oluştuğunu anlattığım videoda. Çok fazla akıntılar olmayacak, gelgit olmayacak bunlardan bahsettik videoda. Yani burada gelgit ve akarsu yokmuş demek ki delta'da. Diğeri Haliç. Bak Haliç nasıl oluşuyor? Haliç şu şekilde oluşuyor. Diğer tarafa bakıyoruz şimdi. Haliç yine bir akarsuyumuz var ama bu akarsu dışarıya doğru toprak biriktirememiş. Dışarıya doğru toprak biriktirseydi, alüvyal biriktirseydi delta olacak. Bırak dışarı doğru toprak biriktirmeyi. Deniz gelmiş, bu akarsuyun ağız kısmını doldurmuş. Az kısmını deniz kapmış. Bakın az kısmında deniz var. Akarsuyun içine doğru girmiş deniz. Hal iç. Al iç. İçine al demek istiyor. Hal iç dediğinde birisi bize. Ha hocam denizi içine almış akarsu diyorsun. Denizi içine almış akarsunun şeklini görüyor musun? Evet işte biz buna hal iç diyoruz. Bakın yukarı hal için şekli de böyle. Şimdi önemli bir noktayı göstereceğim size bak. Bir yerde delta varsa Haliç olmaz. Haliç varsa delta olmaz. Yani bunların ikisi yan yana aynı yerde olmazlar. Neden? Çünkü Haliç'in oluşması için okyanus akıntıları, gelgitler olması lazım. Bunlar metrelerce gelip giden deniz su kabarmaları. Bir yerde gelgit varsa o zaman gelip akarsuyun ağzını kapar, Haliç oluş. Ve bir yerde gelgit varsa nasıl delta oluşacak? Gelgit varsa alır oradaki bütün toprakları götürür. Delta oluşamaz. Yani Haliç ile delta aynı yerde oluşamaz. Mantığı anladık mı? Tamam. Şimdi gelin bütün şekilleri şöyle hızlı bir şekilde animasyonlarıyla bir şekilde görelim. Gelsin haritamız. Birinci şeklimiz tepe. Ha hocam tepe ha şu yüksek yerlerdi. Animasyonuna bak. Hocam yüksek yerler. Tamam. İkincisi ve birbiriyle karıştırılan doruk ve zirve. Doruk ve zirve aynı. Ama tepeyle çok karıştırılıyor. Hocam e, tepe yükseklik o yuvarlığa tepe diyordum ama içinde bir nokta varsa ya da bir üçgen varsa o zaman bu doruk zirvedir. Diğer şeklimiz neydi? Boyundu. Ha hocam bir tepe olacak, bir tepe daha olacak. Bu iki yükseltinin arasındaki geçiş yerine boyun diyecek. Bu iki yükseltinin arasındaki geçiş yerine boyun diyecek. Diğeri kapalı çukur. Ha hocam böyle bir kapalı bir çukur olacak. Aa ok işaretiyle gösteriliyordu hocam kapalı çukur. Hemen animasyonuna bak. Tamam hocam ok işaretiyle gösteriyordu. Orada bir kapalı çukur vardı. Vadi ve sırt. Vadi a. Dağın içine doğru kazıyorsa hocam. Şurada bakın. Yukarıya da bak dağın içine doğru kazıyorsa bu vadiydi. Ama hemen yanında dağın dışına doğruysa bizim sırtımız gibi o sırtı oluşturuyordu hocam. Ova. Aa, çevresine göre alçakta kalacak hocam. şurada işte çevresi yüksek o alçakta kalan o düz yere de ova diyorum ben. Plato. Pilot. Aa, hocam yukarı çıkıyordu çıkıyordu pilotlar dümdüz gidiyordu. Aa, hocam yukarı çıkacak çıkacak şuradaki gibi dümdüz gidecek. Yukarı çıktım 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 hocam. Dümdüz bir arazi. Plato pilot. Şelale, hocam yüksekten aşağıya dökülecek, akarsu olacak. Akarsuyun geçtiği bu yerde eğimli olabilmesi için bu arazinin izohipslerin birbirine sık geçmesi gerek. Yani şelale bu. Bakın, öğrencilerin en fazla karıştırdığı bir şey var. Eğer ki izohipsler birbirini çok sık geçiyorsa, burası yüksektir diyemezsin. Tamam mı? Burası yüksektir tabirini kullanmak yanlış olur. Burası eğimlidir dersin. Eğimli arazi farklı bir şeydir. Yüksek olmak farklı bir şey. İzafisler sık geçiyorsa bu ne anlama gelir? Hocam burası eğimli anlamına gelir. Yüksek yerdir değil. Eğimlidir diyorsun. İkisi birbirinden farklı unutma. Diğer bir şeklimiz falezdi. Fal bakıyorduk hocam. Ha fal fincanlarını atıyordum. Denizin kenarındaki uçurumdan aşağıya. Evet hocam şuradaki izoipsler. Eğer sık geçiyorsa izoipsler orada bir uçurum vardı. Oradaki uçurumdan aşağıda ben fincanları atıyordum. Fallara atıyordum. Falez diyordum. Denizin kenarındaki Uçurumdu. Delta ve Haliç. Ha delta denizin kenarındaki D harfi. Ha hocam akarsu getirdiği materyalleri, alüvyalleri denizin kenarında biriktirip şöyle bir çıkıntı oluşturacaktı. Ben de buna delta diyecektim. Haliç. Ha, içine alacaktı. Ha, akarsu vardı hocam. Denizi içine doğru alıyordu. Deniz akarsuyun ağzını ne yapıyordu? Dolduruyordu. Gelgitlerin olduğu yerde oluyordu ve izohips haritasında da bu şekilde gösteriliyordu hocam. Şimdi izoipsleri gördün orada değil mi? Yani neresi eğimli? Neresi böyle daha ova gibi yani böyle daha düz diyelim. Neresi falez? Neresinde izoipsler sıklaşmış? Hepsini öğrendim. Bakın şurası ne? Hemen artık görmeyi öğrendin sen görebiliyorsun. Burası izoipslerin sıklaştığı yer. Demek ki burada dik bir şey var değil mi? Böyle dikleşmiş burası. Burası izoipslerin daha seyrekleştiği yer. Burasının demek ki eğimi daha az. Daha düzleşiyor burası. Tamam. Şu soruyu yapalım beraber gelin. Haritadaki iki distans değeri nedir? Bakalım. Artık biliyorsun. Her zaman deniz kenarı kaçtır? Her zaman deniz kenarı ne dedim? Her zaman denizin kenarına sıfır yazacaksın. Ondan sonra sıfır yazdım. He, şuradaki ilk çizgi değil ikinci çizgi 200'müş. Yani şu ikinci çizgi 200'müş. O zaman sıfır. Ha hocam 100-100 artı atıyor burası dedim. Demek ki iki distans yani çizgiler arasındaki mesafe yüzer yüzer gidiyormuş. Devam. Yüksekliği 300 metre olan noktalar bakalım. 0 şunu şöyle biraz daha güzelleştireyim. 0 100 200 300 şu çizgi 400. Tamam. Şu tarafa gelelim. 100 200 300. Ne dedi bize? Yüksekliği 300 metre olan noktalar. Yükseltisi 300 olacak. 300 olan şurası var bakın 4 numaranın olduğu yer. Başka var mı? Şurası 100, burası 100. 300 olan başka yok bakın. Şurası 1 numaranın olduğu yer. 300 değil. Bakın, oranın şeyini bulamayız. O bir çizgi üstünde değil. Şu çizgi üstünde olsaydı o kırmızı nokta 300 derdik. Ama bu 300'den fazla. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. 400'den fazla olduğunu, fazla olduğu olmadığını biliyorum. Niye? 400'den fazla olsaydı bir çizgi daha olurdu orada. Demek ki bu 300'e daha 400'e yaklaşamamış. 300 ile 400 arasında bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. 300 olan hangisiydi? 4'tü. Evet. Aynı yükselti aralığında olan noktalar, aynı yükselti. Bakın L 100. Başka 200'de olan başka yok kimse. K 100. L100. K100. 200. Şurası 200 yok. Tamam. L ile K ikisi de 100. Diğerleri diğerleri farklı yükseltiler. Tamam. L ve K. L, K. Kıyı çizgisi üzerinde yer alan nokta 3. Bakın kıyı çizgisinde 0'da. 3'ü yazdık. K ve L noktalarının yükseltisi K100. L100. Bunların yükseltisi de 100. Bunları bu şekilde çözüyoruz. Başka bir iki tane daha çözelim. Bakın kesik çizgi mevsimlik akarsu. Sürekli akarsuyumuz. Çok güzel. Bakın K kapalı bir çukur var burada görüyor musunuz? Kapalı bir çukur var. Krater var burada. Bakın şöyle kapalı çukur. Plato. Hani Plato yukarı doğru uçuyordu. Dümdüz gidiyordu Plato. Bakın burada denizin kenarında izoipsler sıklaşmış. Falez. Falez. Bakın şuraya. Karanın içinde akarsuyun aktığı yerde izoipsler sıklaşınca uçurum oluyordu. E su var burada. Şelale olmuş burada demek ki. Falez böyle denizin kenarındaki uçurumdu. Bakın bu da şelale çağlayan. Kısa bir özet geçeyim üstünden diye söylüyorum. Denizin kenarında akarsu getirmiş. D harfine benzeyen bir çıkıntı oluşturmuş. Delta. Akarsu denizi içine almış. Haliç. A Haliç. içine almış. Bakın Haliç şöyle içine doğru alıyor. Bu da tamam. Yüzey şekillerine topla bakış kısmında bakın. Şelale var burada. Ne yaptı? Çünkü izohipsler sıklaştı. Akarsu var. Uçurumdan aşağı su akmış. Şelale. Ova. Bakın bir tane oklar içeri doğru krater oluşturmuş. Çukur. Yukarı çıkmış çıkmış çıkmış. Dümdüz plato oluşturmuş. Yüksek yer yüksek yer ikisi arasında boyun oluşturmuş. Tepe doruk noktası. Denizin kenarında D harfine benzemiş delta oluşturmuş. Bakın dağın dışına doğru çıkmış sırt. Dağın içine doğru girmiş vade olmuş. Evet hepsi. Şurada yine bir falez var bakın. Uçurum var burada. Denizin kenarında. Bu da tamam. Şurada bir ada var. Tamam. Evet. Şunlara yapalım. İzortasını numaran yerlerdeki yer şekillerini yazınız. Şu 4 numaranın olduğu yer bir ova bak. Denizin kenarında görüyor musunuz? Düzleşmiş ova. Şu altın numaranın olduğu yer. İzoipsler öyle çok sıklaşmamış burada. Bir yamaç olabilir burası. Yamaç diyelim. Aşırı bir sıklaşma görmedim. Yamaç diyelim biz buna. Dağın yamacı burası. Başka bir numaranın olduğu yer tepe. İki numaranın olduğu yer bakın iki tane yükseltinin arasında bir geçiş boyun. Üç numaranın olduğu yere bakın. Dağın içine doğru kazmış. Görüyor musunuz? Dağın içine doğru kazmış. O zaman vadi var burada. Vadi. Beş numaranın olduğu yer. Bu dağ biraz dışarı doğru çıkıntı yapmış. Bakın sırt oluşturmuş. Sırt. Eğer ki gençler bakın o videoda gösterdiğim gibi 3 boyutlu görebiliyorsanız her şey kolay. Ama göremiyorsanız ezbere gideyim diyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Tamam. O video ile bu videodaki ben arasında bayağı fark var değil mi? Saçlarım artık <gülüyor> uzun. <gülüyor> o video bayağı ilk zamanlar YouTube'a girdiğim zamanlardandı. Şöyle. ait topu haritası verilmiştir. Bu haritada aşağıdaki gerçeklerinden hangisi gösterilmemiştir? Bu soruyu size bırakıyorum. Bunlarla alakalı az önce de bir sürü örnek yaptık. Bu sorunun cevabı sizde yorumlar kısmında bunun cevabı cevabını atın. Şöyle dondurun ekranı, çözün, atın. Şu an çözmemek için zor tutuyorum kendimi. Bir diğer yöntem kabartma yöntemi. Artık sona doğru geldik. Şimdi buradaki olay şu. Gençler bunu taşıması zor, yapımı da maliyetli. Yani benim bile böyle bir kabartma haritam yok mesela. Maliyetli bir harita bu. Alacağım ama en yakın zamanda buradan taşındığımda bu önümüzdeki yazı taşınacağım. Taşındığımda yeni stüdyo kurarken arkaya çok güzel bir kabartma haritası satın alacağım stüdyomun arkasına. Orada gösteririm size o videoyu çekerken. Yani bu videoyu bir daha çeke Erken orada gösteririm. Ama bu maliyetli bir şey. Yapımı zor çünkü bunu gerçekten kabartıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Şuraya bak. Gerçekten böyle 3 boyutlu şekilde kabartıyorsunuz bunu. O yüzden pahalı, taşıması da zor bunu. O yüzden kendi evimi alınca alabileceğim. Mesela bu evde kirada oturuyorum, alamam çünkü taşıması zor. Kendi evimi alınca alacağım, maliyetli taşıması da zor. Ama gerçeğe en yakın gösteren de bu. Bakın gerçeğe en yakın şekilde gösteren de bu. Demek ki gerçeğe en yakın gösteren kabartmaymış, en pahalı olan da buymuş. Gençler bakın, harita genel müdürlüğü. E? Eğer bir haritaya ihtiyacınız varsa harita genel müdürlüğünden indirebilirsiniz. Tam da denk gelmiş. Mesela bakın ben gittiğim şehirlerin işte ister fizik haritası olsun ister siyasi haritası olsun giriyorum harita genel müdürlüğüne oradan indirip öyle çıktısını alıyorum. Mesela bakın bu harita genel müdürlüğünden aldığım bir harita benim. Bakın. Bu ne? Tokat. Tokat haritası. Tokat şehrinin bakın. Bunun Şöyle gö gördünüz mü? Mu? Görüyor musun? Tokat şehrinin haritası. Mesela bununla gezmiştim ben. Tokat'ın fiziki haritası. Evet. Böyle bütün haritaları bu haritaya dair ne varsa harita genel müdürlüğünden ulaşabilirsiniz. Size tavsiyem yarın benim gibi böyle gezecekseniz ya da bir haritaya ihtiyacınız varsa harita genel müdürlüğünü unutmayın. Tamam. İzoips videomuz burada bitti. Evet. Bu videoda izoips kısmını kabartma ve renklendirme yöntemini öğrendik. Hemen bundan sonra soru çözüm videosu gelecek. Soru çözüm videosunda pekiştireceğiz İzoips'leri. Orayı kaçırma. Soru çözüm videosundan sonra da Genel tekrar, yazılı genel tekrar, yazılı örneklerimiz gelecek. O videolarda o zaman görüşmek üzere.